Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda bebeklerin dil gelişimi ile ilgili sorduğum bazı sorularla ilgili gönderdiğim arkadaşlara neden istediğimi, bunun gerekçelerini açıklayan bir kayıt tutmuştum. Aslında düzenli olarak video çekmeyi birkaç yıldır düşünüyordum. Fakat henüz başlamak için karar vermiş değildim. Fakat o çektiğim kısa videoyu telefonumdan diğer arkadaşlara göndermeye çalışırken beceremedim. Bir sürü zorluk oldu. Sonra bir arkadaşım dedi ki video kanalın yok mu? Ve var dedim. O zaman dedi oraya yükle dedi. Oradan linki gönder. Çok daha basit olur dedi. O da bana mantıklı geldiği için öyle yaptım. Ama tabii doğaçlama bir şekilde geliştiği için bu sefer de kanalın açılışını yapmış oldum. Çünkü devamını bekliyoruz işte yeni şeyler. Videolar ne zaman falan diye sorular olunca bu sefer artık sürekli o ertelediğim işi yapma kararı aldım. Dolayısıyla bu videoların devamı gelecek. Şimdi aslında bilim, felsefe ve dil üzerine videolar çekmeyi düşünüyordum. Ama konuya doğrudan dil üzerinden başlamış olduk. Şimdi bazı arkadaşlar neden dil diye düşünebilirler. Aslında dil konusu insanın evrimi açısından, insanın ortaya çıkması, insanın insan yapan özelliklerin tartışılması açısından bence çok önemli. Yani benim bu konuya verdiğim önem, kimi arkadaşlar abartılı da bulabilirler. Fakat bu video ile ilgili yaptığım çekimlerden sonra daha sağlıklı bir zeminde tartışma alanımız olacaktır. Şimdi dil konusu insanların geçmişten bu yana çok ilgisini çeken bir konu. Yani tarihte bunu üzerine kafa yoran, dilin ortaya çıkmasıyla ilgili düşünce belirten birçok düşünür var. Hatta Herodot'un ünlü tarihinde Mısır Kralı 1. Psammatik'in bu konuda bir deney yaptığından söz eder. Gerçi başka kaynaklarda bu gönderme yok ama yine de Herodot'un bunu almış olması dille ilgili tartışmaların ne kadar eskiye gittiğini gösteriyor bize. Buna göre 1. Psammatik bir dönem ilk dilin hangisi olduğunu çok merak ediyor ve kendince bir deney yapmaya karar veriyor. Görevlilere, iki tane görevli, iki tane yeni doğan bebeği teslim ediyor. Diyor ki siz bunlarla ücra bir yerde bu çocuğu kimseyle temas etmeden, kendinizle konuşmadan bunları büyüteceksiniz diyor. Dolayısıyla çocuk hiçbir konuşma, hiçbir ses, bir şey duymadığı için konuşmaya başladığı zaman acaba hangi dilde konuşacak diye tam böyle pragmatist ya da görgül yani deneyimsel bir deney yapmaya karar veriyor. Herodot'un anlattığına göre bebeklerin bakımını üstlenenlerden birisi çocuğun birisinin ilk başta bekos dediğini, bu bekosun da Frigya dilinde ekmek anlamına geldiğini söylüyor. Ve böylece deneyde yani Psammatik'in bu sonuca ulaştığını söylüyor. Neyse tabii bu deneyim ve deneyimin sonucunun yanlış olduğunu biz bugün biliyoruz. Bir önceki videoda da anlattığım gibi eğer bir çocuk 2-3 yaşına kadar hiçbir konuşma eylemini izlememişse, konuşan insanların arasında bulunmamışsa, onları gözlemleyip onların yaptıklarını yapmaya çalışmamışsa, beyninde dille ilgili gerekli donanım gelişmiyor. Çünkü bunun bir belli bir zamanı var. O zamanı geçirdiğiniz zaman tekrar aynı yetiyi kazanamıyorsunuz. Bu yeti sadece dil için değil, bizim bütün organlarımız, bütün hücrelerimiz için de bu geçerli. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Diyelim insan vücudunda trilyonlarca hücre var. Bu trilyonlarca hücrenin %97'den daha fazlasında her birinin çekirdeğinde bizim DNA'mız var. Dolayısıyla her hücre aslında potansiyel olarak bizi yeniden üretebilecek deyim yerindeyse biyolojik bilgisayar yazılımına sahip.
Ama hepinizin bildiği gibi bunlar şaşmaz bir sırayla belli bir ayda, belli bir yılda, belli bir dönemde çok kısa zaman aralığı içerisinde faaliyette bulunuyor. Örneğin diyelim işte gözü oluşturuyor, organları oluşturuyor, karaciğeri oluşturuyor, saçları oluşturuyor, göz bebeğini oluşturuyor, hepsi var. Peki bu nasıl oluyor? Tabii bunu sağlayan gene bizim DNA'mızda genetik açma kapama düğmeleri dediğimiz belli mekanizmalar var. Bu mekanizmalar canlının gelişmesi sırasında yani ontogenik gelişme sırasında zaman süresi geldiğinde açılıyor. Bu gen açılıyor. Ve oradaki organı yapacak olan protein mekanizmaları çalışmaya başlıyor. Bunlar bittikten sonra bu gen kapanıyor. Gen kapandıktan sonra artık uykuya dalıyor. Bir daha o herhangi bir işlem yapmıyor. Şimdi bu bizim bütün becerilerimiz için böyledir. Dolayısıyla örneğin diyelim cinsel olgunluğa ancak belli bir yaşta ulaşabiliriz. Ya da işte belli kasların gelişmesi belli bir yaşta olur. Örneğin çok eski diyelim bebekliğin ilk belli aylarında 2-3 aylıkken bebeklerin kol kasları çok güçlüdür. Örneğin parmağınızla tuttuğunuz zaman bebeği havaya bile kaldırabilirsiniz. O kadar güçlü, sıkıca tutar yani. Ama ya da bebek örneğin 5-6 yaşına gelene kadar ayak baş parmakları ile ayak kasları bugün bizim yapamayacağımız şekilde esnektir. Çok kolay bir şekilde hareket ettirip tutunmayı sağlayabilir. Tabii bu da primat atalarımızdan gelen bir özellik. Neyse konuyu dağıtmayayım. Demek ki bu özellik gelişmediği zaman konuşma olmaz. Dolayısıyla psammatikin deneyi Herodot'un bildirdiği sonucu vermesi mümkün değildi. Yani onun deneye gönderdiği iki tane talihsiz çocuk bir daha hiçbir zaman konuşamamışlardır. Çünkü bunun yaşanmış, denenmiş örnekleri var. Neyse, demek ki dille ilgili insanların bilgisi ilk çağlardan bu yana var. Bu da biraz garip değil. Çünkü örneğin çevrenizdeki bazı topluluklarla anlaşabilirsiniz. Sınırlı olarak anlaşabilirsiniz. Daha uzaklardakilerle daha zor anlaşırsınız. Yani yakın akraba dil dediğimiz şeyler çok daha kolay anlaşılabilir. Ama uzaklaştıkça diller çeşitlenebilir. Şimdi bugün örneğin dünyada yaklaşık 7000 dilin olduğundan söz ediliyor, tespit edilmiş. Sadece Hindistan'da 800'ün üstünde dil var. Geçmişte bizim yakın bölgemizde Kafkaslar'da her iki dağın arasındaki vadide ayrı bir dil gelişmişti. Yani bir dilin gelişmesi ve dönüşmesi çok kolaydır. Yani aynı şekilde aynı toplum bu işi çok kolay bir şekilde yapabilir. Örneğin şöyle düşünün. Türkler Volga kısmından bir kısmı Orta Asya'dan geldikleri zaman Bulgaristan'ın bulunduğu bölgeye giriyorlar ve orayı işgal ediyorlar. İşgal ettikleri zaman ama tabii zamanla oradaki işgalci Türkler bir avuç insana dönüşüyorlar ve 9. yüzyılda sonradan adını Boris olan kral örneğin karar veriyor. Çünkü halk Hristiyan ve başka dillerde konuşuyor. Bu yöneticiler Türk ve işte Pagan o dönemki Türk inanışına. Daha sonra ne oluyor? Türkler Bulgaristan'a isimlerini veriyorlar. Oranın adı Bulgaristan oluyor. Çünkü Bulgar Türkler onlar. Bulgar bulgamaktan geliyor. Yani karışmak falan diye. Neyse konuyu dağıtmayalım. Dolayısıyla iki kuşak sonra o Türkler Hristiyanlaşıyorlar ve dilleri de Bulgarca oluyor. Yani bir toplumun dilinin değişmesi için öyle çok uzun zaman sürelerine gerek yok. İki kuşak yetiyor. İki kuşak sonra o toplum bambaşka bir dile evrilebiliyor. Bunun en pratik yaşanmış deneyimi İsrail Devleti'nin kuruluşudur. Çünkü İsrail Devleti kurulduğu zaman İsrail'de ağırlıklı olarak Almanya'dan ve Doğu Avrupa'dan göç eden Yahudi kökenli insanlar vardı ve bunların çoğunluğu Yidiş dediğimiz Almancayla karışmış garip bir dil konuşuyorlardı. Yani garip dedim yani standartlara uymaması açısından.
Başka yerlerden, Rusya'dan, şuradan buradan gelen Yahudiler de vardı. Fakat İsrail Devleti'nin kurucuları tabii biraz da milliyetçi oldukları için örneğin Eski Ahit'teki sadece hahamların bildiği eski dili kullanmaya karar verdiler. Ve bu dili yani çok kısa bir sürede bütün topluma öğrettiler. Ve İsrail dili yani eskiden sadece hahamların bildiği çok özel bir dil olan dil daha sonra bugünkü İsrail Devletin resmi dili haline geldi. Demek ki dilde böyle hızlı bir evrim olabiliyor. Şimdi buradan hareketle şunu diyebiliriz. Dilin evrimiyle ilgili insanların merak ve ilgisi geçmişten bu yana çok yoğun. Yani bu konuda hemen hemen düşünce ortaya koymamış ya da belli görüşler ortaya koymamış büyük düşünür hemen hemen hiç yok. Yani Platon'dan Aristoteles'ine daha sonra Adam Smith'ten Leibniz'e, Rousseau'dan işte birçok düşünürün farklı görüşleri var. Bu görüşleri yani Darwin'in evrim kuramı ortaya çıkana kadar ortaya atılmış bu görüşleri kabaca birkaç gruba ayırabiliriz. Bunlardan birincisi işte inanca dayalı ya da mitolojik açıklamalar. İşte hepinizin bildiği Adem'in konuşmayı öğrenmesi, nesneleri adlandırması ya da yine hepinizin mutlaka duymuş olduğu işte Babil Kulesi efsanesi ki İncil'de falan da geçer işte insanlar Babil Kulesi'ni dikerek fazla gurur ve kendilerini Tanrı'ya eş koşmaya başladıkları için işte Tanrı onların kulesini ve şeylerini yerle bir ediyor ve diller öyle ortaya çıkıyor falan. Neyse bu inanca dayalı açıklamaları hızlıca geçiyorum. Ondan sonra dilin ortaya çıkmasıyla ilgili en başlıca kuramlar yansıma kuralları dediğimiz kurallar. Bunların da çok değişik türleri var. Yani kimisi örneğin doğadaki doğal seslerin taklidiyle konuşmanın evrildiğini söylüyor. Kimisi hayvan seslerinin taklidiyle konuşmanın evrildiğini, kimisi çalışma sırasında insanların hep birlikte şarkı söyleyip ya da bazı hecelerle birbirlerine deyim yerindeyse gaza getirerek yaptıkları konuşmaların dilin evrilmesine neden olduğunu. Bazı düşünürler işte insanların sosyalleşme ve toplumlaşma süreçleri ilerledikçe birbirlerine karşı gizli kapaklı işler ya da ne bileyim doğrudan söylemeyecekleri şeyler ifade edebilmek için çünkü bu kuramlara göre başlangıçta dil jest ve basit seslerle, işaretlerle ortaya çıktığı için ama işte niyetini açığa vurmak istemeyen insanlar yalanı icat ettikleri ve yalana bağlı olarak da gerçeğin üstünü örtmek için dile başvurduklarını söyleyenler birçok teoriler var. Tabi bu teorilerin birçoğu günümüzdeki hala geçerli ya da geçerli derken şunu kastediyor. Etkili ve belli düşünce okulları tarafından savunulan akımlar içinde geçerli biçimlere dönüşüyor. Hatta felsefe tarihinde dil konusu gerçekten çok önemli. Örneğin Wittgenstein'ın bir dönem ki kendisinin de bir parçası olduğu işte Viyana Okulu ya da işte pozitivist yeni mantıksal olguculuk çerçevesinde dili örneğin matematik bir kesinliğe ulaştırmaya çalışmak için çok yoğun çabalar harcadığını ama belli bir yaştan sonra bunun olanaksızlığını görüp vazgeçtiğini biliyoruz. Başka birçok filozof da benzer girişimlere şey yaptılar. Fakat tabii dil bir önceki videoda da bahsettiğim gibi son derece karmaşık bir yapı. Şimdi günümüze geldiğimizde dille ilgili aslında iki temel anlayış olduğu söyleniyor. Ama bana göre aslında bu pek doğru değil. Şimdi buna göre birisi biyolojik yaklaşım, birisi kültürel yaklaşım. Şimdi biyolojik yaklaşımın günümüzde ta 1960'lardan bu yana dille ilgili çalışmalarda referans noktası olan Chomsky ve onun etrafında kümelenmiş çok sayıda araştırmacı ve düşünür var. Bunlar dilin yaklaşık olarak 150-200 bin sene önce böyle olağanüstü bir mutasyon sonucu sadece insana özgü bir yeti olarak evrimleştiğini,
Dolayısıyla insan dışında başka hiçbir canlı da bizdeki gibi sese ve konuşmaya dayalı iletişim biçimi, bir dil, iletişim sistemi olarak bir dil dediğimiz olgunun gelişmediğini söylüyorlar. Bir de bunlara karşı dilin böyle bir şey olamayacağını, dilin aslında Darwin'in vaktiyle söylediği gibi bir adaptasyon olduğunu, yani dilin insanlara evrimsel süreçte büyük avantajlar sağladığı için belli bir seçilim baskısına uğradığını ve bu seçilim baskısının sonucunda dilin ortaya çıktığını ve bunun da ağırlıklı olarak insan kültürel bir varlık olduğu için kültürel bir yaratım olduğunu söylüyorlar. Tabii bunların arasında kalan bazı araştırmacılar işte onun da haklı yönlerinin olabildiğini, aslında dilde hem biyolojik hem kültürel yanların olduğunu falan söyleyerek orta yolu bulmaya çalışıyorlar. Neyse, bunların ayrıntılarına fazla girmeyeyim. Ama kabaca bu olayla ilgili kendi düşüncemi koyayım. Şimdi birincisi, dilin biyolojik mi kültürel mi olduğu ya da böyle bir dikotomik, yani ikili bir karşıtlık ortaya koymanın bir anlamı yok. Çünkü insandaki hemen hemen bütün yeti ve becerilerin hem genetik bir biyolojik altyapısı vardır, ama bu genetik biyolojik altyapı, demin o genetik saatle ilgili anlattığım gibi, ilgili zamanda yeterince dış uyaranlarla desteklenmediği zaman kendini aşağı vurma şansının olmadığı durumlar da var. Dolayısıyla dil konusunda böylesi bir ikili karşıtlığı ortaya koymak yanlış. Yani yanlış değil, gereksiz bir şey. Aslında evet, doğru. Evet, dilin hem biyolojik bir yanı vardır, hem kültürel bir yanı vardır. Bunların ikisiyle birlikte dil karmaşık bir olgudur. Karmaşık bir olgu olduğu için çok disiplinli olarak, yani farklı bilim dallarının işin içine karıştığı bir araştırma sürecinden geçilmesi gerekiyor. Ama tabii bunun da önünde bazı engeller var. Bu engeller felsefi bilimsel yaklaşımla ilgili olabildiği gibi bir takım ön yargılardan da kaynaklanıyor olabilir. Ama benim burada anlatmaya çalışacağım ve ortaya koymaya çalışacağım görüş şu. Yani dil, biyolojik insan evriminin ayrılmaz bir parçası olarak evrimsel süreçte belli adaptasyonların seçilim sonucu olarak, yani doğal seçilimin bir sonucu olarak evrimleşti. Evet, bunu söyleyen birçok düşünür var, birçok araştırmacı var. Fakat bunun temellendirilmesi konusunda da farklı görüşler var. Sonraki videolarda bunları da ortaya koyacağım. Hemen burada konuyla ilgili olarak bazı arkadaşların aklına şöyle bir soru gelebilir. Ya işte bu kadar konu anlatacaksın da işe dilden başladın. Yani bu dil niye bu kadar önemli falan. Yani dilin bu kadar önemli olmasının nedeni, arkadaşlar, şöyle düşünün. Eğer benim söylediklerim ya da en azından ortaya koymaya çalıştığım yaklaşım geçerliyse, bugün birçok arkadaşımızın çocuklarıyla ilgili yapmaya çalıştıkları çabaları gözden geçirmeleri gerekiyor. Neden gözden geçirmeleri gerekiyor? Örneğin çocuğu 6-7 yaşında tutup okula veriyorsunuz. Okulda bir takım eğitim alıyor. Bazı okulları beğenmiyorsunuz, bu sefer özel okullara veriyorsunuz. Yüz binlerce para döküyorsunuz. Ama eğer dilin ne olduğunu, nasıl geliştiğini, dil düşünce bağlantısını iyi kavramamışsanız, sizin 6-7 yaşında çocuğunuzu en iyi okula da vermiş olmanızın pek bir anlamı olmayabilir. Çok geç kalmış da olabilirsiniz. Yani dil düşünce eğitimine çocuk doğduğu andan, hatta anne karnındayken başlamanız gerekiyorsa ve bu konuda yanlış şeyler yapıyorsanız, sonuçta çocuğunuzu en iyi, en pahalı okullara vermiş olmak size bir artı sağlamayacak ki. Dolayısıyla böyle düşünen sayın arkadaşlarımın da ileride eğer beni izlerlerse belli sorgulamalardan geçeceklerini düşünüyorum. Herhalde zamanı aştım. Çünkü bana söylenen, bu işte deneyimli insanlar, işte 15-16 dakikadan fazla videoların pek izlenmediği yönünde. Yani bence bu konuya ilgili olarak eğer ilginç ve dikkat çekici bir konuysa belki daha da uzun olabilir, ama şimdilik ben burada kesiyorum. Tekrar görüşmek üzere.